Arkadaşlar Amanda hoş geldiniz. İstanbul Comic Art Festival var. 8, 9, 10 Eylül'de İstanbul Moda'da Club Quartier, eee Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri'nde olacak. Geçen sene de olmuştu. Hatırlayanlarınız vardır. Bizim çok sevdiğimiz, saydığımız bir ekip yapıyor. Biz de medya sponsoru ve içerik konusunda da bazen desteklerimiz falan oldu. İşin içerisindeyiz. Ee, sizlerle buluşmak, görüşmek, tanışmak için güzel bir fırsat olabilir 8-9-10 Eylül'de. Bekliyoruz sizleri de İstanbul Comics and Art Festival'a. Bir ek olarak şeyi söyleyeceğim 8 Eylül akşamı bizim saat 17-19 arasında bir workshopumuz bir söyleşimiz var. Şurada da koymuşuz buraya. Y'mizi de büyük yazmışlar. Ah siz gidin. Ee, Yiğitcan Erdoğan, Ömer Can Güldal ve ben Deniz 17-19 saatleri arasında All Saint Kilisesi'nde olacağız. E, kiliseyi sahne olarak kullanıyoruz o şey etkinlik için. Yine 8 Eylül Cuma günü İrfan Sayar var bizden önce. Ethem Onur Bilgiç, Furkan Birgün var. Bu ikisinin yaptığı yayınları hatırlarsanız bu aralar e, Twitch'te çok güzel canlı yayınlar yapıyorlar. Geek muhabbetleri yapıyorlar. Onları da hep paylaşıyoruz, destekliyoruz. Efendim 9 Eylül Cumartesi Cem Güventürk, Selçuk Ören, Sümeyye Keskin var. Kaçırmayın derim arkasından zaten Beril Ateş Emrah abla Kutlukam Perker Devrim Kunter Akıyor Eee yani ben genç bir geek olsam 12-19-15 saatleri arasında e, alanı gezmek yerine kiliseye kapanabilirim. E, bayağı da güzel adamlar dolu. Pazar günü yine Sedat Girgin, Ali Paşaoğlu, Çağıl Ömerbaş, Esen Karakol. Bu üçlünün özellikle ben şu açıdan bir altını çizmek istiyorum. Genel olarak çizgi roman, çizgi yazın dünyasından insanları konuk ediyor e, icaf. Ama 13-15-14-45 arasındaki bu Ali Paşaoğlu, Çağıl Ömerbaş, Esen Karakol üçlüsü dünya kurmak bilgisayar oyunları bilgisayar oyunlarının biraz daha e, akademik olarak ele alınması çerçevesinden işe yaklaşabilecek bir üçlü çok kıymetli bir üçlü. Geek Yapar Oyun kanalında da yayın yapıyorum ben biliyorsunuz. Oyun konusu da başka bir ilgi alanım. Ee, ben tavsiye ederim. Bu isimleri muhtemelen tanımıyorsunuz. Hani böyle ünlü isimlere gitmek, takip etmek kolaydır. Ben bir arkadaşınız olarak size tavsiye. 13-15-14-45 arasında bilgisayar oyunlarına meraklı, FRP'ye meraklı, çizgi romanlarında kendi dünyalarını kurmaya meraklı arkadaşlara çok tavsiye ederim bunu kaçırmamanızı. Ondan sonra Erdil Yaşaroğlu geliyor. 16-45-18-15'te Hi Hişam Hapşi geliyor. Ee, yabancı bir e, konuk geliyor yurt dışından. Kendisi Iron Man'in klasik serilerinden ciddi bir kısmına imza atmış bir abimiz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam uf büyük rezalet. 18-15-19-30'da da zaten Yıldıray Çınar orada. Yıldıray abi yine her zamanki gibi salonu full çektirecektir muhtemelen. E, Erdil Yaşaroğlu'nda size tekrar da anlatmama gerek yok. Workshop programı geyiğimiz var bir de workshop programı şu. Geçen sene gelenler için aslında bu çok daha belli bir şey. Ee, İstanbul Comics and Art Festival 4 tane büyük tenis kortunun ve bir tane havuzun kapatılıp tümüyle yazan, çizen, üreten, çizgi roman hazırlayan, illüstrasyon yapan, grafiti yapan, virtual reality'de sanat yapan, el işi bez yapan, çizgi roman satın alabileceğiniz standlarla falan çok farklı çok güzel bir mekana dönüşüyor. Çok güzel bir festival oluyor. Geçen sene birincisini yapmıştık. Biz inanılmaz keyif aldık. Çok da keyifli gezdik. Ee, burada da benim size tavsiyem hem atölyelere gidin hem satın alacağınız çizgi romanlar varsa neredeyse bütün çizgi roman dükkanları o gün buraya konuk oluyor. Buralara da bir bakın. 8, 9, 10 Eylül'de İstanbul Comics and Arts Festival'da hepinizi bekliyoruz demek için, icaptan paralar yatmış demek için bu duyuruyu da yaptım. Ee, yakın zaman içerisinde hem bizim kanallarımızdan hem de diğer geek kanallarından, geek kanalı dostlarımızdan ee, bir küçük davetiyeler falan yakalama şansınız da olabilecek. Ee, benim size tavsiyem çok da büyük bir ücreti yok tabii bu arada. 3 günlük biletinizi alıp kopup gelebilirsiniz de ağzınızdan yüzünüzden ee, bir kardeş sevgisiyle öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşüyoruz 8 Eylül'de seminerde. Hadi bay bay. Hep WhatsApp mesajı. Kendi yani size geliyor zannediyorsunuz değil mi? Bana geliyor bunlar. Ya ya.